Ee, hani gitmiş kendi iddiasına evet. göre korkut kendine ama o, o fiili gerçekleştirmemiş. Evet. Yani o şekilde bir ifade verdi. Evet, bir, ilginç. Ee, ne diyorsunuz e, Ali Durantopu? Siz nasıl yorumluyorsunuz bugünkü videoyu ve bir sonraki video ile ilgili olarak Erdoğan'a yönelik helalleşeceğiz şeklinde bir açıklamada bulunmasını? Ee, şimdi tabii e, hani şimdiye kadar söylenenlerin e, bir kısmı ee, işin doğası gereği tamamen doğru olmak zorunda. Eğer e, Recep Tayyip Erdoğan e, bakanına sahip çıktığını e, açık bir şekilde söylememiş olsa, biz bugün başka bir video izleyecektik. Yani e, Süleyman Soylu'nun evet. Habertürk'te bir yayını vardı, soruları yanıtladı. Ee, o, pe peşinden. O söyleşide dedik ki yalnız olup olmadığımı göreceksiniz. Dedi. Evet, evet. Peşinden. Önce Bahçeli, Şimdi, ki Bahçeli'ninki pek şaşırtıcı olmadı desteği ama Ama Erdoğan... o sıralama önemli. Yani Bahçeli'ninki pek şey olmadı ama sıralama önemli şöyle bir mesele var. Mayıs'ın başında başladı bu iş. İki ya da üç ilk videonun tarihi. Tam şu anda aklımda değil. Dört belki de. Ee, hatırlıyor musun bilmiyorum ilk yani, videonun tarihi değil mi? İlk bir üç... aydır tartışılıyor. Ee, Şimdi çok önemli ve işte devletin en üst düzeyinde yer alan kişiler hakkında yani işte e, Binali Yıldırım dahil olmak üzere şu an mevcut İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı vesaire hani çok önemli isimlere, figürler hakkında iddialar bugüne kadar geliyor. O programda da gazetecilerin sorup Süleyman Bey'in cevap vermek yerine başka öyküler anlattığı noktalardan bir tanesi de buydu. Biz iktidarın herhangi bir cenahından bakan'a sahip çıkan bir pozisyon görmedik gerçekte. Birkaç alel usul açıklama yapıldı, hatta daha çok yine muhalefetin suçlandığı tuhaf. Açıklamalar yapıldı. Ee, dolayısıyla o günkü program, ben Barış'a tamamen katılıyorum. Süleyman Bey'in hitap ettiği yer e, bizzat Cumhurbaşkanı'ydı. Zaten e, Devlet Bahçeli'nin çıkışı da Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapmaya davet etmekte aynı zamanda. Hı hı. Üstelik üç e, konuşmada da e, benim kanaatime göre ortak noktalardan bir tanesi de erken seçim konusuydu. Bu konuyu gündemden uzak tutmadı ee, ve konuyu muhalefetin üzerine yıkmanın altında yatan fikirlerden biri de buydu. Hatta o programda Süleyman Soylu çok ilginç bir e, satır arasında e, bir laf söyledi. Dedi ki bu e, işte örgütün talebidir. Neyi erken örgütün? seçim. Erken seçim. Örgütün Hengi talebi örgütün? talimatıdır. Ee, PKK'yı kastediyor. Evet. Şimdi e, bunun e, sebebi şu; siyasi alanda sürmekte olan seçim, erken seçim, ekonomik kriz. Siyasetin yeniden düzenlenmesi talebi, bu yüksek yükselttiği bu talebi gayrimeşru ilan edebilmek. Dolayısıyla sıralamanın önemi şu. Devlet Bahçeli konuştuğu anda e, Tayyip Bey'in şansı azdı zaten. Çünkü Devlet Bahçeli desteğini çektiği anda koalisyonun ayakta durma şansı yok. Parlamentoda çoğunluk kaybediliyor. Bu yeni rejim tuhaf bir rejim. E, parlamentonun hiçbir önemi yok. Ama eğer parlamentoda çoğunluğunuz yoksa her şey çok tehlikeye giriyor yani parlamentodaki çoğunluğu kaybettiğinizde yapacağınız tek şey o çoğunluğu yeniden elde, elde etmek üzere seçime gitmek. Ee, bu bu söylendikten sonra e, Süleyman Bey'in o akşam söylediği de seçim örgütün isteğidir. Muhalefette bunu istiyor. Devlet Bahçeli söylüyor. Dolayısıyla bir seçim ihtimali gündeme gelecekse eğer iktidar bir iktidar kazanamayacağı bir seçime kendisini götürmez. Muhalefet gidebilir ama mu iktidar gidemez. O zaman e, geriye tek bir yol kalmıştı. Desteklemek. E, bu destek verildiğinde e, o zaman Sedat Peker'in şimdiye kadar izlediği stratejinin değişmesi gerekiyordu. Buna hazırlık yapmış benim kanaatime ben göre. Ben pek anlamadım Ali abi ya. Şöyle. eğer <laughs> yani, Biraz e, karışık geldi Cumhurbaş bana. Cumhurba Şimdi şununla girdiniz. Dediniz ki e, eğer Cumhurbaşkanı Süleyman Soylu'ya destek açıklamasında bulunmasaydı Bugünkü video farklı olacak evet. dediniz. Tam olarak ne kastettiniz orada? Şöyle olacaktı. Şimdiye Hı. kadar açıkladığı ama hep eksik bıraktığı şeyleri tamamlayacaktı. Bu Suriye meselesine daha sonra gelecekti. Hı. Ee, Berat Bey'i işin içine katmayacaktı. Bu kadar erken belki de katmayacaktı. Ee, ama bu açıklanınca yani destek açıklanınca Cumhurbaşkanının da rahatsız olacağı. Ee, başlıkları seçmeye başladı. Ve eskilerin bazıları da eksik kaldı. Şimdi Bakın e, bu emniyet müdürünün intiharını konuşuyoruz ama mesela orada çok önemli bir şey söylemiyor. Sadece bırak baskısıyla intihar olmaz. Başka bir nokta olmalı orada. Başka bir nokta olmak zorunda. Bunu bize söylemiyor. Her yerde bir kritik şeyi eksik bırakıyor. Yani delillendirme açısından. Şimdiye kadar somut olarak verdiği ee, en önemli delil Kutlu Adalı Hı. meselesiydi. Bu da Korkut Eken'in üzerinden Mehmet Ağar ekibini ve eski hani suluk diyebildiğimiz dönemin Hı. işte hani e, mafya, gerilla e, işte adi çeteler falan hepsinin iç içe geçtiği siyaset falan e, öyle bir döneme yönelik ana delili oradan verdi. Diğer şeylerin hiçbirinde çok kuvvetli bir delil yok. Hatta bugün bir konuyu da e, tuhaf bir şekilde sanki bir hafıza sürçmesi varmış gibi kaynatması da çok ilginçti. Yani Erhan Tuncel meselesi onu Danıştay saldırısıyla bağladı. Halbuki Hrantin cinayetiyle ilgilidir. Danıştay sal e, saldırısıyla bir bağı yoktur. E, bugün girdiği konuda tehdit olarak söylediği şey, ben bir tür tehdit ettiği, pazarlığa davet ettiği fikrine de katılıyorum. Söylediği şey, kapağı henüz yeni açtı. E, mesele şu, Libya ve Suriye'deki işlerde a, paramiliter yapıların hem iç hem uluslararası hukuka aykırı kullanımı. E, bunun içerideki mekanizmaları, bunu ticari boyutuna ve kadrolarına ilişkin soyut bir şey söyleyip bıraktı. Benim tahminim gelecek hafta, hafta içi bizim bilmediğimiz arka plandaki gelişmelere göre bir pozisyona oturacak. Burayla ilgili daha somut şeyler söylemesi gerekiyor. Çok da iyi çalıştığı çok belli. Çünkü şu ana kadar söyledikleri kamuoyu tarafından değil ama belli bir azınlık tarafından yani iktidardan yana olmayan azınlık tarafından bilinen şeylerdi. Yani işte Türkiye ne kadar reddederse etsin, Türkiye'den Rusya'ya silah gittiği hem iç yayınlarda hem uluslararası yayında işte profesyonel gözlemcilerin, gazetecilerin, uluslararası ilişkiler analistlerinin, e, akademisyenlerin ve siyasetçilerin bildiği bir şeydi. Ünlü işte e, davaya da dönüşen Can Dündarların vesaire'nin şey yaptığı mitrleri meselesi de böyleydi. Ama burada tabii söyledikleri değil, henüz söylemedikleri e, esasen önemli. Orada da kendi pozisyonu, tıpkı Adalı hikayesindeki gibi. Adalı hikayesi çok ciddi ve önemli bir hikaye. Ee, ve orada deliliği nasıl çıkardı? Kardeşi üzerinden, kendisi olayın içerisinde. Burada da kendisi olayın içerisinde. Kendi konumu ne? Bunu kabaca açıkladı. Törenlerle, gösterilerle oraya işte tırlarla yardım hı hı. E, gönderme. Ve içeride olanları yakından izlediğini de... E... Peki yani oradaki Türkmenlere yardımı Sedat Peker mi gönderiyor? Hayır. Sedat ve Peker onun içine Sadat unsurları girip de o e, silahların bir kısmı bunu şöyle... El Nusra'ya mı gidiyor? Evet bunu şöyle söyledi söyledim. Tamam. Hayır bu, buradaki çarpıklık bir defa yani Sedat Peker bu devlet için hangi Zaten işlemi görüyor? Zaten bu meselenin temelindeki çarpıklık bu işin kaynağı da burası. Yani siz hiçbir kamusal görevi olmayan ve olamayacak ve hukuken olmasında sakınca olan kişi ve yapılarla meşru veya gayrimeşru bir takım hedefleri elde etmek üzere devlet yapısıyla iç içe geçirirseniz, Susurluk'ta biz bunun önemli bir kısmını gördük. 90'lardaki nasıl bir faciaya yol açtığını hem yaşadık hem de sonrasından anladık. Aynı fotoğraf daha güçlü bir şekilde çıkıyor. Sadece eskisine göre yeni şeyler var. Örneğin tamam. güvenlik şirketleri. O zaman yoktu bunlar. Tamam. Konuşacağız daha Konuşuruz. detaylı bir şekilde. Salim <laughs> Bey biraz sesiniz şey oldu. iyi misiniz şu anda? İyiyim iyiyim. Tamam. Su siz nasıl buldunuz videodaki mesajları, bizim bu anlattıklarımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ben e, seviyenin biraz daha yükseldiğini, çıtanın başka bir yere doğru kaymaya başladığını görüyorum. Şöyle ki bugüne kadarki videolarında e, daha ziyade böyle içerideki işte bir takım kriminal olaylara işaret eden, e, iç ilişkileri, işte içerideki bir takım usulsüzlükleri, yolsuzlukları, kişiler arasındaki e, işte... Milletvekili dövdürmekten tutun gazete basmaya kadar kriminal bir takım olayları izah eden birisi vardı. Ta ki Soylu'nun pazartesi günü o işte e, Habertürk'teki e, mülakatına kadar diyelim. Şimdi orada e, ben Soylu'nun hiçbir şekilde sorulacak sorulara cevap vermek, onları aydınlatmak e, amacıyla geldiğini düşünmüyorum, düşünmüyordum Zaten program sonrasında ortaya çıkan tabloda oydu. Baştan sona 22 gündür Peker'in kendisi hakkındaki bütün bu ifşaatlarına, bütün bu açıklamalarına sessiz kalan Erdoğan'ı açıktan tehdit ettiği bir platforma dönüştürdü. Amacı da oydu. Doğrudan hedefi de Erdoğan'dı. Nitekim yani bir İçişleri Bakanı'nın benden önceki İçişleri Bakanının oğlunun evinde para sayma